Şimdi geçen videoda şeyimizi oluşturmuştuk, server tarafına başlamıştık, nodumuzu Evet. kurmuştuk falan, işte Babel'i falan ayarlamıştık. Şimdi bir de hani posta body parser'la JSON'a çevirmeyi göstermiştik. Şimdilik bunu siliyorum. Yani şimdilik değil, buna ihtiyacım yok, onu örnek olarak yapmıştık. Şu get kısmına da sadece şöyle bir şey yazayım. Send eğitim budur. REST API. Yani hani direkt bu adrese girdiğimde o yazısı gözüksün. Çünkü ana dizinde bir işlem yaptırmayacağım. İhtiyacım yok. Evet. Birisi burayı açarsa bu yazı gözüksün. İstersen bir sayfa falan da HTML'de gönderebilirsin. REST send file, hani bir file da gönderebilirsin. Şimdilik bizim için bu yeterli. Yapacağım ikinci kısım. Şimdi authentication'da neler lazım bana? İşte login, sign up ve şifremi unuttum. Password reset. Daha doğrusu şifremi unuttum değil, şifremi resetleme kısmı olacak. Çünkü şey, normalde yani çoğu sitede de öyle olur. Şifreyi gerçekten ham halinde tutmayız veri tabanında. Çünkü Şifrelenmiş oluyor. evet, şifrelenmiş oluyor. Çünkü veri tabanımız bir şekilde çalınırsa insanların şifrelerine vermiş oluyoruz. Yani kaybetmiş oluyoruz. Onun yerine gelen şifreyi şifrelenmiş şekilde tuttuğumuz için şifrenin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. O yüzden hani şifremi hatırlat diye bir bana adama şifresini gönderemediğimiz için şifreyi resetlemesi için bir link gönderiyoruz genelde. Yani ben böyle kullanıyorum. Evet. Tabii geri hani bir şekilde o şifrelenmiş datayı geri çözüp bir şekilde ekranda gösterme falan da hani yapabilirsin istersen, öyle bir şey de varsa bilmiyorum ama ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Şimdi login, yani authentication'da başlayalım. SRC'min altına bir folder oluşturuyorum. Routes diyorum buna. Rootlarımı buraya koyacağım. Bunun altına da out authentication işlemlerimi yapacağım. Yani böyle hani ben bunu böyle folderlıyorum. Tabii ki istediğin gibi yapabilirsin. Bu ben böyle yapıyorum. Evet. O daha derli toplu oluyor genelde. Evet, öyle olsun. İşte out router.js ismini veriyorum buna. Şimdi burada router'ımı oluşturacağım. Import Express lazım bana bunu yapmam için. Router dediğim eli hani işte Şimdi yukarıdaki URL'e ne yazarsak bak. nereye gideceğini Evet. ayarlamak. Evet, şimdi ben normalde şöyle bir şey yapabilirim. Add.login, değil mi? Buna bir fonksiyon yazabilirim. İşte add.signup yazılabilirim. Bunu tek 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 böyle işte out slash out slash out slash yapmak yerine ben şu out'u yazacağım. Onun içine koyacağım. Bir kere de bağlayacağım. Hani böyle tek tek her seferinde burada kalabalık yapması yerine ben şimdi bir tane router, yani authentication router'ını yazıyorum. Bunun içinde de bana bir fonksiyon lazım. Const route ismini veriyorum. Çok önemli değil verdiğin isim. Burada bana bir router oluşturmam gerekiyor. Const router. Bunun için de Express'ten faydalanacağım. Express nokta... Bak, bunu new demem lazım. Bu bir sınıf. Express nokta router. Oluşturdum. Fonksiyonun sonucunda da bunu döndüreceğim. Şimdi buraya şeyimi yazıyorum. Ne diyelim adına? Login işlemimi. Router nokta root diyorum. Adres bak, doğrudan login yazıyorum. Tamam, şimdi normalde beklentin nedir? Şöyle bir şey olması. Slash login. Çünkü sadece şu an bunu yazdım. Ama bak, bunu ben application'a eklerken, yani şey, şu app.js'ime eklerken farklı bir şekilde ekleyeceğim. Adres daha farklı olacak. Bu bir post işlemi olacak. Gerisi aynı. Request response nesnesi var. Şimdilik sadece response sent okay diyelim. Hani çalıştığına dair gösterelim. Buradan da export default diyorum. Bunu dışarı çıkartacağım. Bir bana dışarı çıkartmak istediğim bir iki şey var. Birincisi route. İkincisi de bir isim veriyorum. Router ön eki gibi bir şey falan. Route prefix ismini ben böyle veriyorum. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Genelde REST API'lerde hani bağlandığım bir şey görünce bir versiyonu vardır API'nin. İşte birinci versiyon, ikinci versiyon, üçüncü versiyon. Bu neden? Dışarıdan senin API'ne bir uygulama bağlanıyorsa belli bir versiyona bağlanır. Onun dokümantasyonunu takip eder. İşte sen genelde API sağlayıcılar
son 2 ya da 3 versiyonu desteklemeye devam ederler. Ben de bu yöntemle gidiyorum hep. Hani bir versiyonlama yapıyorum. Adresi de genelde şöyle yapıyorum. İşte V1 mesela ilk versiyonumuz bu. Ondan sonra out olmasını istiyorum. Sonra mesela bunun sonuna login gelecek. Ben bunu her seferinde versiyonu buraya yazarsam benim 20 tane router'ım olduğunda versiyon 2'ye geçtiğimde tek tek hepsini değiştirmem gerekir ya. Bunun yerine ben bir tane şuraya ana dizinime config.js dosyası koyuyorum. Şimdi ben bu config dosyasının içine şöyle bir normal export default bir nesne çıkartayım. Ay, şu yeni gelen şeyle VS Code'da şöyle tamamlamalar yapıyor. Burada versiyonumu tutayım. Versiyon V1. Diğer ayarlarımı da burada tutacağım. İşte veri tabanı bağlantısı gibi işte birazdan JavaScript token'a işte bir secret belirleyeceğiz. Hepsini burada tutacağım. İstediğim zaman değiştirebileyim. Şurada da bunu import config from. Şimdi nereden alacağım? Normalde işte ya geri gitmem lazım. İşte alttan çıkacağım, root'tan çıkacağım, SRC'ye gideceğim falan. Hani ya da işte node'un içinde gelen dir name diye işte hani o anki directory name'ini veren şey var. İşte patch join falan öyle şeyler yapabilirim ama ben direkt config yazacağım ve bunu bir şekilde bulutturacağım buna. Birazdan göstereceğim onu nasıl bulacağını. Ben direkt dikkat edersen sanki şu an Evet. authentication Aynı klasörün dizindeymiş gibi. aynı dizindeymiş gibi bir config yazdım. Hiç başına bir şey koymadım. Devam edeyim. Bu kısmı şurayı sadece şey yapacağım. V1 yerine config'den gelen versiyonu koyacağım. Onu da şöyle yazabilirim. Bu da ES6 ile gelen bir özellik. Tırnaklar farklı dikkat edersen. Bunu yapmak için Alt GR virgüle bastım. Enter'in yanındaki. Şöyle dolar işareti. Şunu kullandığım zaman bir değişken kullanabiliyorum burada. İşte config nokta versiyonu kullanacağım. Slash. Başında da bir slash olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Out olacak. Tamam mı? Yani işte v1 slash out. Sonra işte login ise login. Bilmem neyse bilmem ne. İşte burada yazacağım routerlara göre değişecek o adres. İkincisi bu root ana dizinime. Ben böyle yapıyorum. Böyle yapmak zorunda değilsin. Doğrudan bunu şeye ekleyebilirsin. Hani index.js'ine ekleyebilirsin. Ama ben onun yerine root ana dizinime bir tane index dosyası ekliyorum. Eklediğim her root'u bu dosyaya ekleyeceğim. Yani şöyle bir şey yapacağım. Import işte out router from nereden? İşte authentication klasörün içindeki out router'dan alacağım. Ondan sonra buraya da bir app roots diye mesela bir fonksiyon yazacağım. Bunun içine parametre olarak app'in gelmesini istiyorum. Ben bu app roots'u index.js'ten çağıracağım. İçine de şu app'i göndereceğim. Sonra export default app root'u da dışarı çıkaralım. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Normalde app use'la middleware belirliyordum tabii. App use diyorum. Out router'dan gelen benim şimdi out router'dan ne geliyor? Birincisi root prefix geliyor. Bir de hazırladığım root geliyor. Root prefix ekliyorum. Virgül ikinci parametre olarak da out router şu fonksiyonu çağırıyorum. Şu root'u. Yani şurada gönderdiğim. Route. Evet. Çağırdım. Bunu ekledim. Bundan sonra ben her router eklediğimde buraya satır satır ekleyeceğim. Index.js'ime ellemeyeceğim. Index.js'inde sadece şunu yapacağım. Tabii şuraya import etmem lazım onu. Import out router from neredeydi? Roots klasöründe index olduğu için ismini yazmama gerek yok. Default ona bakacak. Pardon. UpRoots direkt bir fonksiyon olduğu için şöyle kullanabilirim. Bak benden app'i istiyor. App'i gönderiyorum sadece. O routing işlemini yapacak. Şimdi durdurayım. Şöyle. NPM start diyorum. Baştan bir başlatayım. Hata verecek. Config modülü bulamadı şeyi. Config şeyini. Normal olarak bu out klasörün içinde arıyor. Ben Evet. şöyle bir şey yapacağım. Bu bizim React tarafımızda dakinde de benzer bir şey var. Şu her şeyimi artık ben SRC klasörünün içinde yapıyorum. İşte bu app klasör olabilir, SRC klasör. Benim ana dizinimin bu olmasını istiyorum. Şöyle bir şey yaptım da notepad SRC. Bak start script'ime bunu yazıyorum. Benim not ana dizim petim SRC olsun diyorum. Tamam mı? Böyle olunca ben şurada eğer başına nokta virgül yani bunu böyle yaparsam kendi dizinine bakıyordu.
Şöyle Evet. yaparsam ana dizine gidiyor, tamam mı? Ana dizinde arıyor. Ana dizinim de SRC olduğu için ana dizimde konfi bulacak diye ümit ediyorum. Bulacak diyorum ama gördüğün gibi bulma. Aa, bulmadı. Bir dakika. Olmaz. Ha, tamam, kaydetmemişim ha dosyayı. Şöyle yapalım. Notepad eşittir SRC demem lazım. Dosyayı kaydetmemişim bir de. NPM start. Evet, buldu. Tamam. Sıkıntı yok. Şükür. Şimdi benim adresim, şimdi normalde ne yaptım ben? Benim adresim o anki API'min versiyonu, bak daha önce denemiştim, yazıyor. Out login. App çalışmadı. Post mu yapmışım ben ona? Evet, post yaptım. Post yaptığım için tabii bu get işlemi yapıyor. Get'in bir karşılığı yok, sadece post'un karşılığı var. O yüzden çalışmıyor ama bunu alıp post menümüze post olarak gönderirsek muhtemelen çalışacak. Evet, okey. Yani şu an ben React uygulamamdan şuna login'ime bir parametreler ama şeyler göndererek bir e-mail ve şifre göndererek login işlemini başlatabilirim. Evet. Şimdi bu kısmı yaptık. Ara vereyim mi? Bence Token'a. benim ya da şu şeyi bir özet yapabilirsin Melih, tekrar ne yaptığını. Şu hani config şeyi yapmakla ilgili. Şu orayı bir toparlasan. Pardon. Hangi kısmı anlamadın? Hani Şu. şu şey root kısmında hani işte config.js yaptın, işte Tamam. indekse bir şeyler Şimdi. ekledin. Normalde ben ne yapıyorum? Indexte belli adresleri dinliyorum. Get, post, put, delete için, Evet. HTTP requestler için. Ben bunları app get, app post ya da şöyle de yanlış hatırlamıyorsam yazabilirsin işte. App use az önce yazdığım gibi nokta get diye de yazabiliyorsun galiba. Onu kullanmadım şimdi. Böyle tek 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 yazabilirim ama bunun yerine ben bir routing sistemi belirliyorum. Yani diyorum ki işte out için şu olsun, işte users için bu olsun, işte bilmem yani slash users, slash İşte ne Evet. bileyim books slash bilmem ne falan. Ben böyle routingler yapacağım diyorum. Bu routingleri de tabii ki bu indeksimdeki benim esas uygulamam şu app. Ya yani ben bir express uygulaması çalıştırıyorum. Benim buna bağlamam gerekiyor. Ben de diyorum ki buna bağlamak için bir tane fonksiyon yazayım diyorum. O fonksiyonum şu. App root fonksiyonu. Bunu dediğim gibi istersem şunu şurada da yazabilirdim. Yani şunu kullanmazdım. Şurada da yazabilirdim. Bu sefer hemen her seferinde index.js'e gelip işte @router'a eklemen lazım. İşte bilmem ne router'a eklemem lazım. Kaç tane yaptıysam sürekli index.js'in böyle bir süre sonra dağ gibi kalabalık olacak. Ben onun yerine index.js'imi mümkün olduğunca böyle hafif tutmak için bunu dışarı aldım. Tamam. Yani aynı fonksiyonu buraya yazdım. Bir şey yapmadım. Burada bir fonksiyon yazdım. Evet, tamam. Ve burada routinglerime yapmaya başladım. Index router'ım. Adına bu şekilde verdim, istediğim şekilde verebilirdim. Bunun için de bir tane fonksiyon yazdım. Bu fonksiyonda express router oluşturdum. Bir tane router nesnesi oluşturuyorum. Bu router nesnesinin içine rootlarımı belirliyorum. İşte login, sign up, password reset gibi. Sonra bu router'ımı şurada kullanıyorum. Başına da prefix olarak tabii burada şöyle de yazıyor. Hani burada da yazabilirsin bunu. Hani illa orada yazmak zorunda değilsin. Hani V1 out olsun dersin. Ondan sonra da bu router'un alt root'ları gelsin dersin. Hani bu şekilde de bağlayabilirsin. Anladım. Ya, ben sadece şu string değerini şurada gönderdim ki hani bununla alakalı ya pardon. Şurada. Burada gönderdim. Burada yazdım. Ama ben dediğim gibi hani bu şekilde de kullanabilirsin. Evet. Router burada da yazabilirsin. Hani bu tamamen sana kalmış. Ben sadece hani derli toplu olsun. Bununla ilgili şeyler burada dursun. Hani çünkü index klasörümün görevi bu routing sistemini ayağa kaldırmak. Out router'ın içindekilerle ilgilenmemesi lazım. O yüzden bu şekilde yaptım. Önemli O olan bu. config'te de şey yaptın. Nokta slash yapmak yerine işte yerini belirtmek yerine bu package.json'dan notepad mi yaptın? Evet, package.json'da da benim root'um, not root'um SRC klasörü olsun dedim. Bundan sonra SRC klasörün içinde mesela atıyorum şuradayım ya mesela root out klasörün içindeyim ya. Diyelim ki başka bir klasör var. Onun içine gitmek istediğimde buradan iki noktayla çıkmak yerine şöyle şöyle çıkmak Evet. yerine bak burada geliyor config böyle yapmak yerine
Direkt config yazıyorum ya da işte ne bileyim. Orada tekrar aynı klasörlere girmek istersem routes out diye girebilirim. Yani sanki SRC dizinindeymişim gibi, ana dizinindeymişim gibi davranabiliyorum. Ya bu tercih meselesi, böyle kullanmak zorunda değilsin dediğim gibi şey kesinlikle. Yani sadece kullanımı hani görüntüsü kolay olsun diye yaptım. Evet. Anladık. Bir sonrakinde artık login'e mi Bir geçeceğiz? sonrakinde de login'de JavaScript token üreteceğiz. Evet. O token'ın ne olduğundan Tamam. bahsedeceğiz. Tamam mıdır? Tamam. Varsa sorun alabilirim. Yeterli vardı. Sağ ol cevapladım. Tamam, oldu. Hadi görüşürüz Ersin. Hadi görüşürüz. Sağ ol.